Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Cisco wireless routerlar üzerinde wireless yapılandırmasını inceleyeceğiz. Küçük bir labımız olacak. Öncelikle sahnemize wireless cihaz bölümünden Link.cs wireless router'ımızı alıyoruz. Evet, wireless router'ımızı açtığımız zaman bu şekilde bir arayüz var. Bunun fiziksel olarak hiçbir ayarını değiştiremiyoruz ki belli kısıtlamalar da mevcut zaten. Görmüş olduğunuz wireless ayarlarında SSID, cihazın wireless olarak görüneceği isim ve burada kimlik doğrulama bilgileri var. Buradaki ayarları biz cihazın setup ayarlarından yapılandıracağız. Burada dilerseniz statik olarak da IP yapılandırmasını yapabilirsiniz ama biz burada bütün her şeyi direktmen user interface ekranından setup'ından yapacağız. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz ekran Link.cs'nin gerçek cihazlarındaki ekranı simüle edilmiş halidir. Burada setup bölümünde basic setup, bunlar kapalı durumda. Bunlar üstünde oynama yapamıyorsunuz. Temel değişiklikleri yapabiliyoruz. Wireless sekmesinin altında bazı oynamalar yapabiliyoruz. Security, access gibi gibi işlemleri burada yapabiliyoruz. Bizim temel olarak kullanacağımız konfigürasyonsa setup ve wireless olacak burada. Öncelikle sahnemize bir router daha alıyorum. Çünkü bir IP yapılandırması için öncelikle bir çerçevemizi görelim. Router'ımı açıyorum. Cihazıma bir adet Switch 2T ekliyorum. Cihazımın açılmasını bekleyelim. Şimdi ben şöyle küçük bir lab yapacağım arkadaşlar. Cihazımı aldım. Hatta cihazımı da kopyalayayım buraya. Burası Ankara router'ım. Evet. Cihazlarımız başladı. Çok güzel. Öncelikle yapacağımız simülasyon ortamı biraz gerçekçiliği andırması açısından şöyle bir switch. Buraya bir adet daha switch koyuyorum. Ve yapılandırmamı şematize olarak bu fast ethernet 0, fast ethernet 0. Arkadaşlar, şimdi burada Cisco router'ımın, wireless router'ımın bir internet girişi var, bir de ethernet girişi var. Eğer ben bu kabloyu modemimden almış olsaydım internete bağlayacaktım. Ama router'ımdan aldığım için herhangi bir ethernet portuna bağlayabilirim. Şimdi router'ımda IP yapılandırmasına geçeceğim. Enable diyorum. Configuration moda giriyorum. Host name'ine İzmir diyorum ve interface fast ethernet 0.0.0 giriyorum. Fast ethernet 0.0 olacak arkadaşlar. IP adres 192.168.2.1 pardon 1.1 diyelim. 1.1 ve 255.255.0 diyorum. No shutdown diyerek portumu açıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu bacağım ne oldu? 192.168.1.1 1.0'lı bir network oldu. 24'lü bir bacak bu. 24'lü gateway'e sahip. Evet arkadaşlar, şimdi diğer bacağı konfigüre edelim. Interface fast ethernet 0/1 diyorum. IP adres 192.168.2.1 ve 255'li network'üm var. Portumu açıyorum.
Evet. Rotorumda gerekli yapılandırmayı yaptım arkadaşlar. Burasını da artık 2.0'lı bir network olarak tanımlayacağım. Şimdi router'ımı koydum arkadaşlar. Öncelikle burada mantıklı olan nedir? Tabii ki normal bir bilgisayar değil de burada birkaç tane notebook'umuzun olduğunu düşünelim. Arkadaşlar, notebook'larımızı sahneye aldığımız zaman ilk başta default gelen kart wireless kart olmadığından dolayı cihazımızı görmez. Biz burada Link.cs'nin wireless kartını kullanacağız. Burada yapmamız gereken şey notebook'larda önce tüm cihazlarda olduğu gibi cihazımızı kapatıyoruz. Notebook'umuzu kapattık. Buradaki kartımızın üstüne basılı tutup buraya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi burası boşaldı. Link.cs VPC 300N Wireless Ethernet kartımı gelip bırakıyorum arkadaşlar ve ardından cihazımı başlatıyorum. Neden bu kartı açıyorum arkadaşlar? Çünkü kurulum bir sihirbaz tarafından yapılacak. Diğer kartlarda buradaki PC Wireless'ta link seviyesi gelmez. İsterseniz başka bir wireless kartla deneyelim. Oranın gelmediğini beraberce görelim. Bakalım bu da neymiş? Şunu alalım. 2.GHz. Bu da bir wireless kart. Alalım mesela. Cihazımızı başlatalım. Bakın bu kart desteklemiyor bunu. Böyle bir kurulumu yapamayacağız bu yüzden dolayı. Bu sebepten dolayı biz Link.cs'nin wireless kartını alıyoruz. Bakın şu an cihazım otomatik olarak etraftaki wireless'ları buldu ve benim wireless router'umda bir password, bir koruma olmadığı için ne yaptı arkadaşlar? Hemen bağlantıyı sağladı. Bakın görüyorsunuz hemen otomatikman bağlanıyor. Şimdi gelelim bu bağlantıyı güvenli hale getirmeye. Evet arkadaşlar. Link.cs router'umuzu açtık. Ve User Interface bölümünden kurulum bölümüne geldik. Biz bu bacağı ne dedik arkadaşlar? 192, 168, 1.0'lı bir network dedik. 1.1 router'umdu. Bu router'uma ise, wireless router'uma ise 1.2 vereceğim ben. Bakın arkadaşlar buraya 1.2 diyorum. Ve şuranın da değiştiğini göreceksiniz. Tabii ki öncelikle kaydedeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da artık benim network'üme uyarlandı. Simülatördeki cihazımız arkadaşlar başlangıç IP adresini 1.100'den 1.149'a kadar dağıtır. Yani bu router'a maksimum 49 tane cihaz bağlayabileceğimiz anlamına geliyor. Maksimum 50. Bunu istersek değiştirebiliriz tabii ki. Default'unda gelen budur. Ben bunu 60'da yapabilirim. 60 yapar kaydedersem ne yapar arkadaşlar? Buradaki rakamı arttırmış oluruz. Ki bizim için bu sayı yeterlidir zaten. Laptop 2. Bu kadar uzun isimler durmasın. 4 diyelim. 5 diyelim. Evet. Şimdi bilgisayarlarınıza baktığınız zaman arkadaşlar hepsinin IP adreslerini otomatik olarak aldığını görürsünüz. Buraya geliyoruz. Router'umuzun arayüzünü açıyoruz ve bunlara bir ne belirliyoruz arkadaşlar? DNS belirleyelim. 192, 168, 192, 168 nokta 1.1 diyelim. Evet. DNS'imizi de belirledik.
Evet arkadaşlar. DNS belirlemek zorunda değiliz ama biz yine de belirledik. Şimdi arkadaşlar. Router'umuzda, wireless router'umuzda IP yapılandırmamızı tamamladık. Şimdi burada yapmamız gereken işlem wireless. Wireless yapılandırmasına geçelim. Wireless yapılandırmasında SSID dediği kısım sizin bilgisayarınızın etraftaki ağları taradığında görünen router'ların wireless adıdır. Yani root bilgisayarınızla bir tarama yaptığınızda çevrede bulduğu bütün ağları listeler ve sizin router'unuzu tanımanız için verdiğiniz isim budur. Öncelikle ismi değiştirmeden önce hemen wireless bölümüne gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada yapacağımız işlem basit. Connect kısmına gelip biraz beklediğimiz zaman çevredeki wireless ağları buluyor ve burada sinyal gücünü bize gösteriyor. Burada da wireless karta dair diğer bilgiler mevcut. Default olarak görünüyor. Şimdi ben bunun adını hemen değiştiriyorum. Wireless bölümüne geliyorum. Default değil de buraya Cisco Router A diyelim. Cisco Router A. Kaydediyorum arkadaşlar. Bakın hepsinin bağlantısı koptu şu an. Neden? Çünkü bağlantım değişti. Ama henüz bir şifre koymadım. Tekrar bağlanabilirim. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Hemen burayı açıyorum. Connect bölümüne geliyorum. Hemen Cisco Router ağım geldi. Hemen connect diyorum. Bakın otomatikman bağlandı. Şimdi hepsinde aynı işlemi yaptığımız zaman bir şifre olmadığı için otomatikman bağlanacak. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu işi biraz güvenli hale getirelim. Ve wireless bölümünden wireless security sekmesine geliyorum arkadaşlar. Security mode ilk hesapta disable olarak geliyor arkadaşlar bize. Bunu enable yapıyorum. Ve WPA2 personal yapıyorum. Kriptolama şekli AES kriptolamada 8 karakterden oluşması gerekiyor password'ümüzün. Ben buraya Cisco 1-2-3-4-5 diyorum ve kaydediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bağlantım koptu. Artık router'um şifreli ve güvenli bir bağlantı yayıyor. Ve bu parolayı bilenler bağlanabilecek sadece. Wireless bölümüne geliyorum. Connect bölümünden. Refresh. Evet, Cisco Router'a connect diyorum arkadaşlar. Ne demiştik? Cisco 1-2-3-4-5. Connect. Bağlantımız başarılı. Hemen bunu diğer cihazlarımızda da uyguluyorum. Bu da başarılı. Hemen Cisco 1-2-3-4-5 connect. Harika. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün bilgisayarlarım bağlandı. Hepsi router'ım sayesinde DHCP ile 100'den başlayarak IP almaya başladı. Şimdi arkadaşlar buraya bir bilgisayar koyalım. Ve bunun bağlantısını gerçekleştirelim. Bir tane daha koyalım. İki sıfırlı bir network.
Bilgisayarlarım IP adresini elle veriyorum. Çünkü DHCP yapılandırmasını yapmadık bu turda. 192.168.2.10 diyelim. 2.1'de bizim gateway'imiz. 2.11 diyelim. 2.1 gateway'imiz. Evet. Şimdi buradan gelelim. Ping 192.168.2.10. Şöyle yapalım. 192.168.2.1. Evet arkadaşlar, şu an bir hata var. Hata nereden kaynaklanıyor? Hemen bakalım. Şimdi hatamız burada. 192 yerine 19.168.1.1 demişiz. Hemen buradan düzeltmesini yapalım onu. Burası 192.168.1.1 olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar deniyoruz. Nereye ping atacağız? Tekrar gözden geçirelim. Bir yanlışlığımız olmasın. Test Ethernet 192.168.1.1 bu network. 2.1 ise bu network. Hemen gelelim bilgisayarlarımıza. 2.10, 2.1. Şimdi buraya geliyoruz. Wireless. Bakalım 1.2 diyor. Şimdi router'umuz 1.1, bu 1.2 iken bağlantı sağlayamayız. Çünkü ikisi farklı networklerdi. Bunun için wireless router'umuza gelip LAN bölümünden 1.2 olan yeri 1.1 yapıyorum arkadaşlar. Ve tekrardan DHCP ile IP almasını sağlıyorum. Evet. Şimdi makinem 1.1 network'üne girdi ve aynı IP'ye ping atmayı deneyelim. Bakalım sorunumuz neredeymiş? 192.168.1.104.1.1. Neden oluşamıyor? 2.10, 2.1. Evet.
11'e deniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 2.1 network'üne erişemiyoruz. Neden? Erişemiyoruz çünkü şu yüzden. Buradaki gateway'i 1.1 verdik fakat buradaki hatamız şuydu. Biz burada 1.1 verdiğimiz zaman router'ın da bu bacağı 1.1 IP çakışması olacağı için tabii ki bunu farklı vermeliydik. Hatamız bu oldu. Şimdi burada 1.2 verdik. Ne yapacağız? Hemen bilgisayarımıza gidelim. Tekrar bir DHCP alsın. Router'umuzda IP dağıtırken 1.2 yani kendini gateway olarak gösteriyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Normalde gateway'imizin 1.1 olması gerekiyor ama 1.1 yapamıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Router'umuzun internet ayarlarına geliyoruz. Burada DHCP değil, statik olarak atıyoruz ve burada default gateway'i router'a gösteriyoruz, bilgisayarlara değil. 192.168.1.1 olarak gateway'imizi gösteriyoruz. IP adresini zaten vermiştik, DNS server'ı zaten kullanmıyoruz. Bu sebepten dolayı bunu bu şekilde bırakıyoruz ve şimdi deniyoruz. Bakalım. 1.2 hala değişmeyecek çünkü değişmemesi lazım. Bilgisayarların gateway'i değil, router'ın gateway'i değişti. Şimdi ping atmayı deneyelim 2.1'e. Evet arkadaşlar. 2 kayıp simülatörün yavaşlığından kaynaklanıyor. Evet. 2.10'a ping atalım. 2.11'e ping atalım. İlk pinglemelerde bir kayıp oluyor arkadaşlar. Bu simülatörden kaynaklanıyor. Art sorgusunu yollarken ilki ulaşamıyor simülatörden dolayı. Evet arkadaşlar, şu an router'umuzda wireless yapılandırmasını gerçekleştirdik. Şimdi gelelim farklı bir network'e, farklı bir lokasyona erişmeye. Bundan sonrası daha önceki derslerimizde yapmış olduğumuzdan farklı bir şey olmayacak. İşte İzmir router'umuzdan Ankara router'umuza statik bir route tanımlayacağız. Ve bu route tanımlandıktan sonra cihazlarımız birbirini görecek. Hatta şöyle yapalım. Aynı sistemi buraya da kuralım. Ya da buraya tek bir tane kurulum yapalım. Yine aynen bir router ekleyelim. Eklediğimiz router'umuzu, wireless router'umuzu Fast Ethernet 0 bacağına bağlayalım. Fast Ethernet'imizi buradan vereceğim arkadaşlar, hızlı olması için. Burada 192.168.3.1 diyelim. Açalım. Geliyorum arkadaşlar. 3.1 verdim. Buraya ne diyorum arkadaşlar? 192.168.3.2 olacak. Kaydediyorum. Ve kaydettikten sonra İnternete giriyor. Statik 192.168.3.1 olarak gösteriyorum gateway'i arkadaşlar. Az önceki router'umda yaptığım gibi. Evet.
2.2 IP'sine sahip internetimiz 3.1. Şimdi sahneye bir bilgisayar alalım arkadaşlar. Notebook'umuzu ekledik. Bir tane daha notebook ekleyelim. Şöyle yapalım hatta. Geliyorum, fiziksel bölümde bilgisayarımı kapatıyor. Link CS'nin internetini alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi refresh dediğim zaman iki tane network buldu. Otomatik buna bağlandı. Çünkü bunda wireless şifresi var. Ve kendisine bu daha yakın. Dilersek buradan buraya da bağlantı yapabiliriz. Tabii ki saçma olacağı için bunu yapmıyoruz. Şimdi router'umuzda aynı şekilde bir wireless tanımlaması yapacağız. Bu da ne olsun arkadaşlar? Ankara olsun. Kaydedelim. Ve güvenlik bölümünden VPA2 Ankara 123 diyorum arkadaşlar şifreye. Kaydettim. Hemen router'uma geliyorum. Wireless kurulumuna geçiyorum. Ankara mı gidecek şimdi? Evet, Ankara. Ne dedik? Ankara 123 dedik şifremize. Connect diyoruz ve bağlantımızı sağlıyoruz arkadaşlar. Bakalım. 3.2 IP'si almış. Evet arkadaşlar, şimdi benim burada yapmak istediğim şey bu bilgisayarımın, yani üç sıfırlı network'ümden bir sıfırlı network'üme erişim yapacağım. Nasıl? Hemen buraya bir IP yapılandırması girelim. Burası 10.0.0.1 network'ü olsun. Burası da 0.0.2 olsun. IP'leri hızlı vermek için simülatörün kolaylarını kullanıyorum arkadaşlar. 10.0.0.1 hemen açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi statik root tanımlayacağım. Static root tanımlarken ne yapıyorduk arkadaşlar? IP root diyoruz. 192.168 gitmek istediğimiz network 1.0'lı network'e subnet mask'in 3255.1.0 hangi IP adresi üzerinden 10.0.0.2 10.0.0.2. Evet, okeyledim. Şimdi aynı işlemi burası için yapacağım. Burada neyle gitmek istiyorum arkadaşlar? IP root diyoruz. 192.168 3.0'lı network'e 255.0 ve 10.0.0.1 üzerinden erişim sağlayacağım. Bu makinemin IP'si kaçtı? 3.100'den. Nereye ping atalım? 1.104 olur. Deneyelim. Ping 192.168.1.104. Evet arkadaşlar. 1.104'e şu an pingimiz sorunsuzca gidiyor. 1.101'e deneyelim. İlk attığınız pingler kayboluyor arkadaşlar. Bunun sebebi az önce bahsettiğim gibi simülatörden kaynaklanıyor. Bakalım 103'ümüz var mıymış? 103 varmış.
varmış, 102'miz yokmuş. Bunun için 1.100 deneyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Cisco routerlarımızda yapmış olduğumuz wireless yapılandırılması oldukça başarılı. Şöyle biraz düzenleme yapalım. Daha sistematik görünsün. 2.0 1.0 Evet. Buradan da ping yollayalım arkadaşlar. Ping 192.168.3.100. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistemimiz sorunsuzca çalışmakta. Bu dersimizde Cisco wireless routerları inceledik. Wireless routerlarımızda şifreleme, IP yapılandırması ve bilgisayarların sisteme nasıl dahil edileceğine dair bilgiler vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Dinlediğiniz